Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight Gear videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight Gear videosu sizlere güncel 2.28 oyunun sonu bitmiş versiyonu nasıl kurabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight Gear videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir kapatmayacağım. benim Rabbi yakamıza abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın diyerekten. Öncelikle sevgili arkadaşlar özelliklerimize yeni katılanlar ve ilk defa izleyecek olanlar için küçük bir duyurum var. Sevgili arkadaşlar ben bir yıl aşkın bir zamandır bu tarz hile videoları çekiyorum. Kanalda şu anda 71 tane hile videosu var. Eğer ki diğer hilelere de bakmak isterseniz kartlar kısmını şuraya bırakacağım. Hani sizden ricam videoyu atlamadan, sarmadan, dikkatli bir şekilde izleyerek, adım adım uygulayarak izlerseniz veya tek seferde sıkıntısız bir şekilde en ufak bir problem yaşamadan hileyi başarılı bir şekilde kuracağınızdan eminim haberiniz olsun. Şimdi yavaştan size ne yapması gerektiğini anlatmaya başlayayım. Bu arada sınırsız sınırsız tılsım kaynağı falan da var bu sefer. Onun da bilgisi vereyim. Önceki hile de yoktu çünkü oyunun en başı olan versiyonuydu. Neyse evet sevgili arkadaşlar. İtihar balansı kapalı olacak şekilde. Öncelikle orijinal Shadow Fight Key'i siliyoruz. Sildikten sonra indirmeniz gereken bütün linkleri Zaçı ve dahil olmak üzere Hepsini yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar Bütün linkleri hepsini indirdiğinizden emin olun Emin olduktan ve indirdikten sonra Zaçı'ya girin İzinleri verdikten sonra download'a tıklayın. En aşağıya kaydırın. Eğer ki ilk defa hile indiriyorsanız anlamayız o şarafay 2 zip dosyası var. Buraya tıklayıp buraya çıkar yaptıktan sonra bakın burada şarafay 2 2.28 apk var. Buraya basıp yükle diyoruz. Orijinal şarafay 2 silmemize sebep zaten bu. Eğer ki uygulamayı silmezseniz uygulama yüklenme hatası veriyor. Ama silerseniz bu şekilde ardından güvenlik tanıması gerçekleştiriyor. Sonrasında güven testlerini geçtiriyor. Yani en ufak bir virüs güvenlik riski olmadan gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Sonrasında internet bağlantısı kapalı olacak şekilde oyuna giriyoruz. Oyuna girdikten sonra bakın eğer internet bağlantısıyla girerseniz oyunun eski sürümüne sahipsin oyunu güncel edecek. Biz bunu istemiyoruz. Bu hatayı alırsanız silip baştan yükleyin. Böyle oyuna girdikten sonra oyundan direkt olarak çıkın. Çıktıktan sonra eğer ki Zachiver'da F2.28 dosyası bulabilirseniz ne hala Ama bende Google Drive'da çıkıyor bu dosya normalde. Bakın göstereyim sizlere şimdi. F2280 dosyası. Eğer zaten burada bulursanız tıklayıp Usersok'ta XBL'yi seçip bası tutup daha doğrusu kopyala deyip ardına işlemin devamını zaten göstereceğim şimdi. Ama eğer ki benim gibi Google Drive'da çıkarsa burada F2280 var. Buraya tıklıyoruz. Eğer ithalat balansı yok derse burada ithalat o an açıp tekrar tıklayıp yükledikten sonra burada iki tane seçenek çıkıyor. Sonrasında zağ çeviri seçiyoruz. İter balansı kapatın morna bu, bu işlemi yaptıktan sonra. Fakat eğer ile gözükmez klasör boş derse tekrardan indirmeyi gerçekleştiriyorsunuz. iki tekrardan inip buradan tekrar indirmeyi gerçekleştirip sonrasında tekrar girdiğinizde usans.xml gelecektir arkadaşlar. Bakın yeniliyorum gitmiyor gördüğünüz gibi. Neyse bası tutup kopyala diyoruz. Zağ bu F2280 dosyası bulanlar da bu işlemi yapmaları gerekiyor. Şimdi yukarıda sıfır var biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Tıklayıp cihaz hafızası diyorsunuz. Sonrasında ikinci seçenek olan Android. Sonrasında yukarıda datayı seçiyorsunuz. Ekstra zar bir izinlerini verdiğinizde ekran bu şekilde gözükecek. Sonrasında alfabetik sırayla Commok .com direkt ki şarafaytı buluyorsunuz. Bulduktan sonra tıklayın. Sonrasında Files'a. Sonrasında da User Data'ya. Ardından az önceki kopyaladığımız usay sopa xml dosyasını sağ aşağıdaki turuncu zarf dosyasına basarak aktarmasını yapıştırmasını gerçekleştiriyoruz. Ama eğer sizde bu zarf yerine artı olarak gözüküyorsa e, tekrar usay sopa xml'yi kopyalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir şey yanlış yapmışsınız demektir. Haberiniz olsun. Ardından usay sopa tıklayarak 330 kilobaytlık buraya giriyoruz. İsterseniz seviye, tılsım kaynağı tarzı ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Burada ben zaten yani daha doğrusu dosyada sırasız tılsım sırf kaynağı olacak şekilde olabilecek en yüksek miktar olacak şekilde ayarlandı. O yüzden elebileceğiz burayı. Şöyle yukarıya doğru kaydırıyorum ben. Bakın isim gölge, sestir vesaire şudur budur. Para, mücevher, mücevheri mesela bir değiştirelim. Mücevheri bir değiştirelim mesela. Yani örnek olması için gösteriyorum. Yoksa siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz para, mücevher ve seviyeyi. İşte level kaç olsun mesela? Değişiklik olsun mesela farklı bir şey yapalım mesela. Hala bu sefer 50 bin olsun seviye. Çünkü neden olmasın. Neyse sonrasında e, önceki videolarda falan zaten ben sizlere göstermiştim. İşte avatar değiştirmedi, isim değiştirmedi vesaire falan. Oradaki videoları izleyebilirsiniz. Ben bu videoda anlatmayacağım onu. Sonra çünkü beyaz fotoğraf çıkıyor. Hata alıyor vesaire. <laughs> Onda hiç olmasın diye. isim kısmına atlıyorum. Ama zaten ayarlamalarını yaptığım videolar falan var. Yine videoları var. Oradan bulabilirsiniz. Sonrasında işimiz bittikten sonra kalemin solundaki zarfa basıp kaydet diyoruz. Sonrasında edit ile işimiz bitiyor. Sonrasında internet bağlantısı yine olmayacak şekilde 2'ye tekrardan giriyoruz. Arna karşınıza ya error yazısı çıkacak ya da benim gibi böyle mesaj deyip güncelleme yapmamı isteyecek. Eğer error yazısı çıkarsa, error yazısı çıkarsa onu çok hızlı bir şekilde anlatayım sizlere. Uygulamasız. Buraya tekrardan geliyorsunuz arkadaşlar geldikten sonra Usay sokta XMLH'ı sil diyorsunuz. Sildikten sonra backup haşı e backup alt kısmını silecek şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ardından da item balansı olmayacak şekilde tekrardan giriyorsunuz. Ardından oyun sizden indirme yapmanızı isteyecek. İndirmeyi yaptıktan sonra da e, oyundan çıkıp güncellemeyi yapıyorsunuz. Yani eğer direkt olarak oyun sizden böyle güncelleme yapmanızı isterse hani biraz daha çabuk kurulum yapıyorsunuz. Hani birkaç dakika kâra giriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki benim gibi böyle bir ekran falan çıkarsa ne yapacaksınız? Az önceki EROS çıkarsa anlattığı bir şeyin aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Usay Soku silin. Sonrasında Backup XMLH'ın Backup Alt kısmını silip ardından bu şekilde yaptıktan sonra zaçı burada işiniz bitiyor. Şimdi ben buradaki güncellenmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Ardından yanlış hatırlamıyorsam 312-318 MB'lik bir indirme yapmanız gerekecek. Ama yeni güncelleme geldiği için bu biraz daha fazla olabilir. Gayet normal. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Oyuna girdikten sonra hilenin son halini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar hilemiz an itibariyle tamamen hazır. Güncellemeyi indirmeyi her şeyi yaptık. Bu arada 428 MB bu ne dedi? Ben bir şok oldum. Oha dedim gerçekten. Neyse ekipmanları sizlere tekrardan göstereyim. Grafikleri vesaire hemen ayarlayayım. Oyunu da Türkçe'ye çevireyim. Şunu da şöyle yaparsak. Oyuna bir tekrardan gireyim abi. Grafik ayarlarını yükseğe alayım. Bu arada sizin cihazınız eskise ve kasıyorsa grafik ayarlarını düşünmenizi tavsiye ederim. Yoksa hileyi doğru düzgün kullanamayabilirsiniz. Oyundan atması normaldir arkadaşlar bu tarz durumlarda. Haberiniz olsun. Tekrardan dükkana girelim ve şimdi ekipmanları sizlere göstereyim tekrar. Aynı videonun başında olduğu gibi. Bu arada ekstra yeni gelen bir iki ekipman da var. Gözüme çarptı. Böyle bisküvi gibi balta tarzı bir şey geldi böyle. Onun içinde bir şey daha vardı ama hatırlamıyorum şu anda. Ama yeni ekipmanlar gelmeye devam ediyor. Ama bu e, yamada da bu güncellemede de yeni set gelmedi sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Zaten yeni set gelecek olursa ben direkt olarak sizin için e, onun da videosunu çekerim. Yani direkt olarak Uluslararası.xml dosyasını ekleyip ee, size sunarım. Videosunu falan çekerim. Haberiniz olsun. Büyüleri de falan da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi her şey yine açık. Aynı videonun başında gösterdiğim gibi. Şimdi ben yavaştan sevgi dostlar videoyu sonlandıracağım. Tılsım kaynağı falan da sınırsız bu arada. Sınırsız dediğim bu arada. Bu arada bedava ödül falan bir şeyler aldık. Ya yine ara sahneye girdi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son olarak size sınırsız tılsım kaynağı olduğunu da gösterdim. Şimdi ben yavaştan videoyu sonlandırayım. Umarım izlerken tek seferde başarılı bir şekilde hileyi yaparsınız ve modu beğenmişsinizdir. Bakın zaten bütün setlerin açık oldu. Buradan da bariz belli. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki başarılı bir şekilde kurulumu yaptıysanız teşekkür ve destek amaçlı bir benim Rabbi. Kanalımıza da hala abone ve bu tarz çiçeklerimizden daha fazla haberdar olmak isterseniz de Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmak başka ürselerimizden ve çekilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki hileye bir sonraki videoya kadar bu arada gelecek hafta bu sefer oyunun başı ama sınıf stil stil kaynaklı versiyonu da gelecek. Haberiniz olsun çarşamba günü çarşamba diyorum. Ya cumartesi ya perşembe falan o günlerde gelebilir. Onu da bilgisayar vereyim. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.